V kayışlar krank kasnağından aldığı hareketi motordaki diğer alternatör, su pompası, klima kompresörü ve hidrolik direksiyon pompası gibi parçalara aktarır. Krank kasnağı tek bir kayışla veya kasnak üzerinde iki kayış yatağı varsa iki ayrı kayışla da hareket aktarabilir. Çok kanallı V kayışların düz kısmına hareket aktarabilir. Tarihte ilk kez kauçuk V kayış 1917'de John Gates tarafından geliştirildi. Gates firması şu anda da kayış üretmektedir. Kayış V formda bir kama gibi kasnağa sıkıca oturarak kendini merkezler. Ancak klasik V kayışların keskin köşeleri dönmesi zordur. O yüzden 80'lerden sonra çok kanallı V kayışlar üretildi ve tek bir kayışla daha fazla parçaya hareket aktarılabildi. Bu kayışlar daha ince yapıdadır ve keskin köşeleri dönmesi kolaydır. Bu kayışların tek dezavantajı kopması halinde tüm hareket alan parçaların aynı anda devre dışı kalmasıdır. Çok kanallı V kayışlar çok sayıda küçük V profillerden oluşur. Hatta çift taraflı da olabilmektedir. Trigger kayış veya diğer adıyla eksantrik kayışlarında diş profilleri mevcuttur. V kayışlarda diş bulunmaz çünkü zamanlama sorunu yoktur. Krank mili ile eksantrik mili senkronize olarak çalışmak zorundadır. Şimdi çok kanallı V kayış üzerinde yazan boyut tanımlaması nasıl okunmalı ona bakalım. Örnek olarak kayışımız 6PK 1980 olsun. 6 rakamı profil sayısını belirtir. En fazla kullanılan sayı 6'dır. Daha az veya daha fazla olabilir. PK otomotiv kayışlarında standart profil ölçüsünü tanımlar. İki profil arasındaki mesafe 3,56 mm. 1980 ise kayışın milimetre olarak uzunluğunu ifade eder. Kayış genişliği de 6PK için 21,36 mm'dir. Tabloda profil sayısına göre kayış genişliğini görüyoruz. Bu tür tanımlamalara özellikle kayış değişimine dikkat edilmesi gerekir. Kayış gerginliği iki şekilde ayarlanabilmektedir. Mekanik bir gergi mekanizması ile veya otomatik bir gergi mekanizması. Otomatik gergi mekanizması bir yay kuvvetiyle kayış gerginliğini sürekli olarak sabit tutabilir. Kayışın gerginliği elle veya gergi ölçer ile kontrol edilebilir. Yön değiştirici, avare kasnaklar, gergi mekanizması ve varsa kavramalı tip alternatör kasnakları V kayışla birlikte değiştirilmelidir. Çünkü sistem bir bütündür. Nadir de olsa bazı otomobil markaları streç veya elastik olarak adlandırılan kayışlar kullanarak gergi mekanizmasını ortadan kaldırmıştır. Bu kayışların üzerinde iki ölçü görmemizin sebebi budur. Ve bu kayışlar ancak özel takım kullanılarak takılabilir. Örnek olarak farklı markalarda kullanılan takımları görüyoruz. Ancak bu kayışların montajında kesinlikle tornavida veya levye kullanılmamalıdır. Çok kanallı V kayış çalıştığı kasnak üzerine oturduğu kayışın profiliyle kasnağın profili tam olarak üst üste çakışmaz. Dip kısımda bir miktar boşluk kalır. Bu boşluk kayış ve kasnak arasına girebilecek toz, su gibi yabancı madde unsurlarının atılabilmesini sağlar. Tıpkı lastik kanallarının suyu boşaltması gibi. Ancak kayış aşındıkça bu boşluk ortadan kalkacak ve kayışın kaymasına, kayma ise ısınmaya, ısı ise hem kayış hem de dönen yatakların zarar görmesine yol açacaktır. Neopren, sentetik bir kauçuk malzemedir. Bu tip malzeme ile yapılmış kayışlar yıprandığında kayış üzerinde çatlaklar görülebilmekteyken, neoprene göre daha esnek olan yeni tip kayışlarda EPDM yani etilen propilen diyen monomer
kauçuk malzeme kullanılmaktadır. EPDM kayışlarda 100 bin kilometrede bile yüzeyde çatlak oluşmamaktadır. Ancak bir yığ mastarı ile kayış aşıntısı tespit edilebilir. Mastar, yığlar üzerine yerleştirildiğinde ışık sızıntısı olmamalıdır. Bu kayışlarda %5 ila %10 malzeme aşıntısı değişim için yeterlidir. Çok kanallı V kayışlar aracın her periyodik bakım kilometresinde kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir. Hibrit motorlarda hem marş motoruna hem de alternatöre ihtiyaç yoktur. Klima kompresörleri ve su pompası da elektrik motorlarıyla hareket almaktadır. Bu sebeple görüldüğü gibi krank kasnağı düz bir yapıda mevcut olup üzerinde bir kayış mekanizması yoktur.